Arkadaşlar hepinize merhabalar. İyi çalışmalar diliyorum. E, Supara'dan seçtiğimiz birkaç soruyla e, sizleri e, çözümlerini yapmaya çalışacağız. Aşağıdaki her kutunun içine en az altında yazan sayı kadar bilye atılabilmektedir. Buna göre 7 farklı bilyenin tamamı bu kutulara kaç farklı şekilde atılabilir diye sorulmuş. Zaten her birine en az kendi sayısı kadar bilye atarsak 1, 2 de buradan 3, 3 de buradan 6 yapıyor. Bir tane bildiğimiz açıkta kalıyor arkadaşlar. o bildiği de biz 3 kutudan birine yerleştireceğiz. Şöyle bir şey düşünebiliriz. Öncelikle ilk kutuya yerleştirmiş olsak. ilk kutuya 2 iki bilye, ikinciye 2, iki, üçüncüye 3 üç bilye atacağımızı söyleyebiliriz. Eğer o artan bilyeyi buraya yerleştirirsek. bu sefer 1, 3, 3 şeklinde bir dağılımla bilgilerimizi dağıtacağımızı söyleyebiliriz arkadaşlar. Artan bilyeyi son kutuya yerleştirirsek 1, 2, 4 şeklinde bilye dağılımımızı yapacağımızı söyleyebiliriz. Şimdi burada demek ki 7 bilyeden önce ikisini seçeceğiz. Sonra kalanlardan bir iki daha seçeceğiz. En son zaten 3 bilye kalacak. Ya da önce 7'nin 3'ünü de seçebiliriz. Kalan 4'ten ikili ikili seçebiliriz. Hepsinin aynı sonucu vereceğini zaten daha önce anlatmıştık. Başka videolarımızda. Şurada ne yapalım o zaman? 7'nin ikilisinden başlayalım. Ne gelir? 7 çarpı 6 bölü 2 çarpı 1. E, ee, kalan 5 bilyeden 2 ya da 3 seçeceğiz. Aynı sonucu verecektir. 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1. En son 3'ün üçlüsü de zaten 1 gelecektir. Burası e, 42 bölü 2'den 21. Burası da kaç gelmiş olacak? 10, 21 çarpı 10'dan 210 farklı durum elde ettiğimizi görürüz arkadaşlar. Şimdi 1, 3, 3 dağılımımızı yapalım arkadaşlar. 1, 3, 3'te de önce 7'nin birlisini seçelim. O zaten 7 gelecektir çarpı. Kalan 6'dan 3'lüyü seçtik. 6, 5, 4 bölü 3, 2, 1 dedik. 3'ün 3'lüsü zaten 1 yapacak. Dediğim gibi önce 3, sonra 1, sonra 3 seçseniz de aynı sonuç gelecektir burada. Buradan da durumlarımız şu 6'lar giderse 20 kere 7'den 140 farklı durumda bu dağıtımı yapabileceğimizi söylemiş oluruz arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 4'e bakalım. Burada da bu sefer önce 7'nin 4'lüsünden başlayalım. 7, 6, 5, 4 bölü ne gelmiş olacak? 4, 3, 2, 1. Kalan 3'ten 1 ve 2 seçeceğiz. 3'ün 1'lisi ve 3'ün 2'lisi birbirine eşit olduğu için zaten buradan 3'ün 1'lisini yaparsak 3 durum. 2'nin 2'lisi de bize yine 1'i vermiş olacak. Şuradan şunlar gitsin. 6 gitsin. 7 kere 5, 35, 35 çarpı 3'ten de 105 farklı dağıtımı da burada yapabileceğimizi söylemiş oluruz arkadaşlar. Şimdi 105 buradan, 140 buradan, 210 buradan, 350, 105 daha. 455 farklı şekilde buradaki bilye dağıtımını gerçekleştirebileceğimizi söylemiş oluruz. Umarım açıklayıcı olmuştur çözümümüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine endemikten benzer bir soruyu daha burada anlatmaya çalışalım. Bu da az önce çözdüğümüz soruya benzer. Aşağıdaki her kutunun içine en çok altında yazan sayı kadar kalem atılabilmektedir. Buna göre 3 farklı kalemin tamamı bu kutulara kaç farklı şekilde atılabilir diye sorulmuş arkadaşlar. En fazla altında yazan sayı kadar atılacak. O zaman buraya ya 0 ya 1 Buraya ya 0 ya 1 ya 2, buraya da 0 1 2 veya 3 kalem atabileceğimizi söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada biz kaç farklı şekilde ee, bu üçü elde edebiliriz Üç kalemi kullanabiliriz Onu bir yazmaya çalışalım Öncelikle şu geliyor aklıma arkadaşlar Birinci kutuya sıfır kalem atsak ikinci kutuya sıfır Üç kalemi de son kutuya atsak bu bir durumdur Ortadakine ya da en soldakine Üç kalem atamayacağımıza göre Bunun dışında üç kalemi aynı kutuya atabileceğimiz Durum yoktur Bir başka durumuza geçelim Bu sefer buraya sıfır buraya bir buraya iki verelim ee, Şunları değiştirelim Bir sıfır iki vermiş olalım arkadaşlar üçüncü kutumuzdaki iki olan durumlarımızda yazmış olduk. Şimdi bunun dışında arkadaşlar ne yapabiliriz onlara bir bakalım şöyle devam edelim. Son kutumuzda bir tane kalem olduğu durumlara bakalım. Bu durumda ikisini buraya verebiliriz sıfırını buraya verebiliriz çünkü ikiyi burada kullanıyorduk. E, bir buradayken e, bir bir şeklinde de dağılım yapabiliriz arkadaşlar. Bir de son kutumuzda sıfır olan duruma bakalım. Burası sıfırken arkadaşlar ne yapabiliriz? E, şuraya bir Buraya iki tane ya da burası sıfırken başka da durum yok. Çünkü buraya özür dilerim şunu almayacağız. İkinciye iki tane vereceğiz. Şurası sıfır. Şurası 2, şurası 1. Bunun dışında da burada verebileceğimiz bir durum yoktur. Arkadaşlar demek ki biz bu dağılımları yapabiliyormuşuz. Şuraya baktığımda zaten bu 3'ünü birden buraya attığım için bir durum demektir. Burada 3 kalemin içinden e, birli ya da ikili seçeceğim. İkisini buraya, birini buraya atacağım için 3'ün ikilisi ya da 3'ün birlisi dediğimde buradan 3 durum geldiğini görürüm. Yine 3 kalemin içinden 2 tane seçeceğim ya da 1 tane seçeceğim. 3 durum da buradan gelir. Yine 3 kalemin içinden 1 tane seçeceğim ya da 2 tane seçeceğim. 3 durum buradan gelmiş olur. Önce 3'ün içinden aslında şu 1 1 1 durumu 3 farklı kalemi buraya kaç farklı şekilde atarız durumudur. O da bize 3 faktöriyel durum getirecektir. Arkadaşlar, eee burada da 1 2 0 yine 3'ün içinden 1'li ve 2'li 1'li veya 2'li seçeceğim. 3'ün 1'lisi dersek 3 gelmiş olacaktır. Şurası 6 yapar. 3, 6 daha 9, 3 daha 12, 3 daha 15, 3 daha 18, 1 daha toplamda 19 farklı şekilde bu dağıtımı yapabileceğimizi söylemiş oluruz arkadaşlar. Farklı yollardan da düşünebilirdik. E, bence e, açıklayıcı bir çözüm oldu diye düşünüyorum. Umarım anlaşılır olmuştur. Evet arkadaşlar yine Supara'dan güzel bir soruyu sizler için çözmeye çalışacağız. 6 kişi A ve B şehirlerine gönderilecektir. Her iki şehre en az ikişer kişi gideceğine göre altı kişi bu şehirlere kaç farklı gruplama ile gönderilebilir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz burada toplam durumlarımızı bulsak kaç farklı durumumuz vardır diye önce bir onu hesaplasak. Benim aklıma şöyle bir şey geliyor. Birinci kişinin gidebileceği kaç şehir vardır? 2. İki. İkinci kişinin gidebileceği 2. Üçüncü kişinin 2. 2. Dördüncü kişinin 2. 5. kişinin 2 ve 6. kişinin 2 olmak üzere 2 üzeri 6'dan 64 farklı durumumuz olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi toplam 64 durumumuz var. Yani 6 kişi A ve B şehirlerine kaç farklı şekilde gönderilebilir deseydi cevabımız 64 olacaktı. Burada ekstra bir şey eklemiş. En az 2'şer kişi gidilsin demiş. E şimdi en az ikişer kişi gidecekse her şehre örneğin şu durumu kullanmamalıyız. A'ya 0 B'ye 6 kişinin gittiği A'ya 1 B'ye 5 kişinin gittiği. A'ya 5, B'ye 1 kişinin, A'ya 6, B'ye 0 kişinin gittiği durumları kullanmamalıyız. Çünkü bu durumlarda her iki şehre de en az ikişer kişi göndermiş olmayız. Peki A'ya 0, B'ye 6 kişinin gittiği durum kaç tanedir? Sadece bir tanedir. 6'sı birden B şehrine gitmiştir. Aynı mantıkla A'ya 6, B'ye 0 kişinin gittiği durum kaç tanedir? Yine bir tanedir. Bütün kişiler A'ya gitmiştir. A'ya 1 kişi, B'ye 5 kişinin gittiği durumları hesaplayalım arkadaşlar. 6 kişinin içinden birini seçip A'ya göndereceğiz. 6'nın birlisinden kaç gelmiş olur? 6. Zaten kalan 5 kişi B'ye gider. Ya da B'ye bir kişinin gittiği durumlarda aynı mantıkla 6 kişiden birini seçip B'ye göndereceğimiz için 6'nın birisinden 6 gelir kalan 5 kişi A'ya gitmiş olur. Biz bu 6 6 1 1 toplam 14 durumu istemiyoruz arkadaşlar. Bizim durumlarımızın arasında olmasın diyoruz. Toplam durumlarımızı 64 bulmuştuk. 14'ünü istemediğimiz için 50 farklı şekilde bu gönderme işlemini yapabileceğimizi bulmuş oluruz arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Evet arkadaşlar yine Supara'dan güzel bir soru ile karşınızdayız. Supara'nın sınav sorularına küçük bir dokunuş testleri var. Onların içinden aldığımız sorular arkadaşlar. Birbirinden farklı 5 billiye 4 kardeşe kardeşlerden her biri en az 1 billiye alacak biçimde paylaştırılacaktır. Bu paylaşım kaç farklı şekilde yapılabilir? Şimdi bilyeler aynı olduğu zaman ayraç yöntemimiz vardı ondan faydalanıyorduk. Burada bileler de farklı. Sonuçta kardeşler de farklı doğal olarak. Herkesin de en az bir bile almasını istiyoruz. Kaç farklı şekilde yapılabiliriz? Şimdi kardeşlere A, B, C, D diyelim arkadaşlar. Her birine en az bir bile verdiğimizde zaten elimizde ekstradan bir tane bile kalmış olacaktır. Onu da bunlardan bir tanesine vereceğiz. Şimdi diyorum ki bunu nasıl yapabiliriz? Ya bu alacak ya bu ya bu ya da bu alacak. O zaman bir tanesi iki bile alacak diğerleri birer tane bile almış olacak arkadaşlar. Şöyle yapsak. E, de şunlar olsun arkadaşlar. E, X, Y, Z, K ve L olsun. Örneğin X ve Y'yi bir grup yapıp ...diğerlerinde hepsini tek gibi düşünsek. Şu an elimizde 4 tane billi varmış gibi düşünsek. Ve bu 4 billiyi biz buradaki kardeşlere dağıtsak arkadaşlar. Herkes en az bir tane almış olur. Bir tanesi de 2 tane almış olur. Peki biz bu 4 billiyi şunları bir kabul ettik ya. Kaç farklı şekilde kardeşlere dağıtabiliriz? 4 faktöryel farklı şekilde kardeşlere dağıtabiliriz. Demek ki biz x ve y'yi ikili grup yaptığımızda 4 faktöriyel şekilde kardeşlere dağıtım yapabileceğimizi bulmuş olduk. Benim burada yaptığım her ikili için 4 faktöriyel farklı dağıtımın geleceğini söyleyebilirim ben. Peki yapacağım ikililer seçme olacaktır. Çünkü alt küme oluşturacağım. E, sıralama yaparsam x, y ve y, x iki kere seçmiş olurum. Dolayısıyla ben aslında 5'in içinden seçeceğim her ikili alt küme için 4 faktöriyel farklı dağıtım geleceğini söyleyebilirim. O zaman 5'in ikilisini bir hesaplayalım. 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1'den 10 gelecektir. Her 10 durum için bu 10 durumun her biri için 4 faktöriyel farklı dağıtım vardır. 10 tanesi için 10 çarpı 4 faktöriyelden 10 kere 24'ten 240 farklı dağıtımı yapabileceğimizi söylemiş oluruz arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur.